1947. Tam bir yıl önce kurulan Demokrat Parti'de kongre heyecanı. Ankara Ulus Meydanı'ndaki yeni sinema tıklım tıklım. 21 Temmuz 1946'da yapılan seçimler Demokrat Parti için bir dönüm noktası oldu. Açık oy gizli tasnif usulüne göre yapılan seçimin ardından Demokrat Parti mecliste 66 milletvekiliyle temsil ediliyor. 1947 yılının ikinci haftasında gözler partinin ilk kongresinden çıkacak kararlara çevrilmişti. Yeni sinema salonundaki kongreye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve CHP'li vekiller de davetliydi. Ancak Milli Şef katılmamayı tercih etti. Demokrat Parti'nin uzattığı zeytin dalı havada kalmıştı. İlk olarak Genel Başkan Celal Bayar çıktı kürsüye. Seçim kanununun değiştirilmesi, Cumhurbaşkanı'nın parti lideri olmaması gerektiğini söyledi. Hedeflerini, yol haritasını anlattı. Ancak partinin geleceğine ilişkin son kararı delegeye bıraktı. Delegeler birbiri ardına söz almaya başladı. 23 yıllık tek parti döneminin ardından sıradan vatandaşlar özgürce, diledikleri gibi konuşuyor, CHP yönetimine karşı eleştirilerini dile getiriyorlardı. Bu, Türk demokrasi tarihi açısından bir ilkti. Ancak zaman zaman konuşmacıların üslubu haddinden fazla sertleşiyordu. Biz Danton gibi, Robespierre gibi kürsüye atladık. Bu memlekette anlaşılıyor ki, iktidara gelme yolları CHP'nin kullandığı metotlarla ancak mümkündür. Kanun yollarıyla mümkün değildir. Yine valileri emirlerinde uşak olarak kullanacaklar. Uşak olacak idare amirleri bulacaklar dedik. Bizim çektiğimiz nutuklar karşısında Bayar soğukkanlı olarak pekala arkadaşlar, siz kestirmeden gitmek istiyorsanız kılıcınız keskin olsun. Biz hukuk yollarından ayrılmayacağız. Sırtımız teneşire değinceye kadar biz hukuk yoluyla mücadele edeceğiz. Bize inananlar kalır, size inananlar sizinle gider. Bize inananlar Bayar'ı dinledikten yarım saat sonra bizden ayrıldılar. 4 gün süren kongrenin ardından Celal Bayar yeniden genel başkanlığa seçilirken Hürriyet Misakı raporu da kabul edildi. Raporda demokrasinin olmazsa olmazı 3 madde vardı. 1. Vatandaş hak ve hürriyetlerine zarar verir mahiyette olan ve anayasanın ruhuna ve metnine uymayan kanun hükümleri kaldırılmalı. 2. Vatandaş, oyunun emniyet ve masumiyetini sağlamak ve milli hakimiyet ilkesini güvence altına almak amaçlarıyla seçim kanununda değişiklikler yapılmalı. 3. Devlet başkanlığıyla fiili parti başkanlığının bir kişide birleşmeme esası kabul edilmeli. Bu maddeler yerine getirilmezse Demokrat Parti grubu meclisten çekilme kararı alacağını da raporda taahhüt ediyordu. Sine-i Millet tabiri de ilk kez Celal Bayar'ın ağzından o günlerde duyulacaktı. ...1947 yılında demokrasi artık hayatın her alanında kendini hissettiriyordu. Demokrat Parti ile CHP arasındaki fikri farklılıklar basında kendine yer buluyor, sokaktaki vatandaş siyasette taraf olmayı öğreniyordu. Türk demokrasisi darbelerle sekteye uğrayacak olsa da artık geri dönülmez bir yola girmişti. ABD Başkanı Truman, Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı. 4 ilde milletvekili seçimleri yapıldı. Ancak Demokrat Parti seçimlere katılmadı. Başbakan Recep Peker istifa etti. Hasan Saka kabineyi kurmakla görevlendirildi. Birleşmiş Milletler'de görevli Sovyet delege Vişinski, Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istedi.
CHP 7. kurultayında genel başkanlığa yeniden İsmet İnönü seçildi. Demokrat Parti, milletin demokrasi idealinin abideleşip ebedileşmesinin tam bir ifadesidir. 8 Ocak 1947 tarihli Son Posta gazetesinin bu manşeti Türk demokrasi tarihinde bir dönemin kapandığının habercisiydi. Gazeteler artık tek tip, tek parti yanlısı manşetlerle çıkmıyordu. Çok partili hayata geçiş, demokrasi kültürünün basında yerleşmesi için ilk adımdı. Ancak bu süreç yine sansür tehdidinin gölgesinde yaşanacaktı. Birazdan 1947 yılına damgasını vuran gelişmeleri manşetlerin tanıklığında ele alacağız. Ama önce, bir yıl öncesinde 1946 yılının Türkiye'sinde neler olup bitmiş, onlara göz atalım. Demokrat Parti, Celal Bayar ve arkadaşları tarafından kuruldu. Demokrat Partisi dün resmen teessüs etti. Yeni partinin 85 maddelik programı neşrolundu. 1947 yılında yapılması gereken milletvekili seçimleri öne alındı. Demokrat Parti de seçimlere katıldı. Seçim listeleri bugün münasip yerlere asılıyor. Karşı partiler birbirlerini protesto edecekler. Demokrat Parti, meclisteki 465 sandalyeden 66'sını aldı. CHP ise 395 milletvekili çıkardı. Dün 5 vilayetin neticeleri de belli oldu. Ankara ve Bursa'da CHP, Çanakkale'de DP, Kütahya'da ve Maraş'ta her iki partinin kazandıkları bildiriliyor. Demokrat Parti, seçimin feshedilmesini isteyecek. Yeni meclis, İsmet İnönü'yü yeniden Cumhurbaşkanı seçti. Meclis açıldı. İnönü 451 oydan 388 ile tekrar Cumhurbaşkanlığına seçildi. Saracoğlu kabinesi istifa etti. Yeni kabineyi kurma İstanbul Milletvekili Recep Peker memur edildi. CHP'nin yeni hükümetini Recep Peker kurdu. Peker artık gereksiz yere sert tedbirler alınmayacağını açıkladı. Hükümet mecliste programını okudu ve 431 reyden 378 ile itimat kazandı. Lüzumsuz sert tedbirler almayacağız. Mevcut kanunlar devlet nizamını tutmaya yetmezse yeni tasarılarla geleceğiz. Türk tarihinin en yüksek oranlı devalüasyonu yaşandı. Döviz fiyatları tamamen değişti. Ticari muameleler serbest dövizle yapılacak, ithalat için geniş nispette döviz verilecekti. Sovyetler Birliği Boğazlar rejiminin değişmesini istedi. Ruslara cevabımızı verdik. Notamız dün öğle üzeri Rus maslahat güzarına tevdi edildi. Türkiye Rusya'nın bu talebine bir notayla yanıt verdi. Notada Boğazlar için savaşmaya hazırız mesajı vardı. Memleketin güvenliğini dışarıdan gelecek herhangi bir tehdide karşı sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak Türkiye'ye aittir. Demokrat Parti'nin birinci kongresi adeta bir bayram havasında geçti. Katılımcıların hepsi çok heyecanlıydı ve kürsüye gelen delegeler de zaman zaman bu heyecana yenik düştü. CHP'ye ve Genel Başkanı İsmet İnönü'ye hakarete varan ağır eleştiriler duyuldu kürsüden. Kongre sonunda ortaya çıkan Hürriyet misakının da etkisiyle Demokrat Parti ile CHP arasında ipler bir kez daha gerildi. Demokrat Parti Kongresi'nin büyük davası Hürriyet davasıdır. Demokratlar kongrede İnönü için bir şeref locası hazırladılar. Demokratların kongresi millet müvacihesinde bir muhasebe mahiyetinde olacak. Şimdiye kadar yapılmış olanların yanlış olduğunu düşündükleri kısmın değiştirileceği ki bunlardan önemlisi her şeyin devlet tarafından yapılacağı konusundaki bir zihniyet değişikliğine karşılık bireyin önemini ortaya koymak. Yapılamamış, yapılmasına imkan bulunamamış olan her türlü vaadi de Demokrat Parti gündemine getirmekte bir sakınca tabii görmedi. Kongre sürecindeki Demokrat Parti hem bir yıllık faaliyetlerini tartışmaya hem de geleceğe yönelik yol haritasını belirlemeye hazırlanıyordu. Kongre siyasi hayatımızda yeni bir devir açacaktı. İstanbul, Trakya, Kocaeli delegelerinin Atatürk'ün kabrine çelenk koymalarına izin verilmemesi teessür uyandırdı. Demokrat Parti tek tip bir muhalefet anlayışından oluşmuyor.
CHP'ye karşı, kimi İnönü'ye karşı muhalefetin bir araya getirdiği bir kitle aslında Demokrat Parti. Bir yönüyle tamamen böyle değil. O dönemin meşhur avukatlarından Kenan Öner'in çevresinde toplanan bir taşra teşkilatı grubu var. Bunlar Demokrat Parti'nin daha radikal tavırlar almasını istiyordu. İsmet Paşa'ya karşı daha sert üslup kullanıyorlar. Mesela kullandıkları şey ülkenin 23 yıldan beri Kızıl Sultan tarafından yönetildiği. Bu biraz ağır bir ifade. Celal Bayar açılış konuşmasında demokrasinin yerleşmesi için 3 hedef belirledi. Demokrat Parti Büyük Kongresi dün toplandı. Genel Başkan Celal Bayar bir saatten fazla süren nutkunda partinin yaptıklarını, şikayetlerini ve isteklerini anlattı. Celal Bayar'ın 3 isteği: anayasaya uymayan kanunların kaldırılması, seçim kanununun değiştirilmesi, devlet ve parti reisliğinin bir zat uhdesinde birleşmemesi. Kongre sürecinde farklı illerden gelen delegeler görüşlerini paylaşmak için söz aldı. Ancak CHP'ye yönelik eleştiriler zaman zaman hakaretlere varıyor, en uç fikirler bile kürsüden rahatlıkla dile getiriliyordu. İlk büyük kongre hakikaten görülmeye değer bir atmosfer içinde yapıldı. Bir taraftan heyecan, bir taraftan bayram havası. Türkiye'nin her yanından insanlar vardı. Konuşmaya doyulmuyordu, dinlemeye doyulmuyordu. Sabahlara kadar devam ediliyordu. Bu kadar feyiz içinde bir kongrenin yapıldığı siyasi tarihimizde nadirdir. Cumhuriyet kurulduğundan beri ilk kez sıradan insanlar serbestçe konuşabilecekleri bir kürsü bulmuşlardı. 23 yılın susamışlığıyla bine yakın delege 5 gün boyunca içini döktü. Gün üniformasızların, kravatsızların, ünvansızların günüydü. Müthiş bir hürriyet gösterisi yapılıyordu. İsteyen istediğini söylüyor, en ağır eleştiriler dile getiriliyor, kimse mikrofonu bırakmak istemiyordu. Hatta öyle ki bir ara bir delege işi uzatınca başkan diyor yeter artık özete gel, sadete gel. Delegeler itiraz ediyorlar. Hayır biz diyorlar yıllarca sustuk, milyonlar adına konuşuyor, istediği kadar konuşsun diyorlar. Bu kongreye ilgi çok yoğundu gerçekten Ocak ayında olmasına rağmen. O dönemin şartlarını da düşündüğümüzde, ulaşım şartları çok zor olabilecek bir kongreydi. Fakat o kadar canlı, o kadar istekliydi ki halk, delegeler yoğun bir ilgiyle karşılandı ve o atmosferde de aslında istenilmeyen veya tahmin edilmeyen bir kısım konuşmalar da yapıldı orada. 4 gün süren kongrenin ardından Celal Bayar yeniden genel başkanlığa seçildi. Açılış konuşmasında dile getirdiği 3 ilke hürriyet misakı olarak kabul edildi. Bu ilkeler hayata geçirilmezse Demokrat Parti meclisten çekilecek, sine-i millete dönecekti. Ha bu işte biraz Celal Bayar açısından, kurucu kadro açısından çizmeyi aşan, belki de haddi aşan bir yaklaşım olmuş oluyor. Çünkü bu Demokrat Parti içerisindeki aşırı ucun istediği bir olay. Bazı CHP'lilere göre hürriyet misakı demokrasi gelişimini vurgulayacak bir adımdı. İsmet İnönü ise hürriyet misakını meclis otoritesine karşı alınmış bir karar olarak yorumluyordu. Bir tarafta muhalefetin faaliyetlerinden şikayet eden Necip Peker hükümetinin istifası, diğer tarafta da hükümetin baskıcı uygulamalarından şikayetçi olan Demokrat Parti vardı. Ve Ankara'da tansiyon yüksekti. Partiler arasında hava tekrar bulutlanıyor. CHP basınında yapılan neşriyat gittikçe şiddetini arttırmaya başladı. Ankara gazetesinde çıkan bir makalede şöyle deniyor: ya istediklerini meclis kabul edecek yahut çıkıp gideceklermiş. Gideceklere uğurlar olsun. 1947 yılında Menderes'in bir kütahya konuşması var. Adnan Menderes'in bu demecini yayınlayan gazeteler, İstanbul gazeteleri, İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafından kapatılır. Böyle bir ceza verilir ve gazeteciler hakkında da dava açılır. Ne iktidar çok partili hayata henüz alışıp öyle bir geleneği var, ne de henüz ciddi anlamda demokratik bir gelenek oluşmuş. Muhalefet geleneği oluşmuş. Dolayısıyla böyle yaklaşımlar tehlikeli sonuçlar doğurabilir endişesi var. O yüzden buna karşı çıkılıyor. Bu gergin süreçte 4 büyük il için ara seçim takvimi işlemeye başladı. Ancak Demokrat Parti seçimlere katılmama kararı aldı. İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ ve Balıkesir'de bugün milletvekilliği için seçim var.
ters propagandaya rağmen yurttaşların büyük çoğunluğu milli ödevlerini yerine getirmek kararında. Demokratlar CHP'nin dağıttığı oy pusulalarını parayla geri almaya bile teşebbüs etmişler. 1 Nisan 1947 yılının tarihinde Recep Peker'in, Başbakan Recep Peker'in bir konuşması var. Demokrat Parti'yi eleştiren bir konuşması. Ve o konuşmasında istihdam mahkemeleri kanunu henüz kaldırılmadı. Bu ülkede hala istihdam mahkemeleri kanunu geçerli diye. Sanki Nisan bir şakası yapar gibi böyle bir söz söyledi. Düşünün. İstihdam mahkemeleri de Türkiye'de neler yaptı, ne şekilde işledi, hafızalarda o dönem. Böyle bir tehdit üzerine Demokrat Parti daha fazla bir tepki göstererek ara seçimlere bu şartlarda katılmayacağını söyledi ve de katılmadı. 4 ildeki ara seçimlere halk fazla ilgi göstermedi. Dünkü kısmi seçimin neticeleri. İstanbul ve diğer 3 ilde CHP namzetleri kazandı. Seçimler her yerde sükunet içinde cereyan etti. Bu sabaha kadar vilayete gelen malumata göre İstanbul'da seçime iştirak nispeti %58'dir. Seçimlerin ardından CHP ile Demokrat Parti arasındaki gerilim daha da arttı. Samet Paroğlu gibi, zannedersem Mükerrem Sarıoğlu gibi kişiler iktidardan söz ediyorlardı. Eğer halkın istekleri olmazsa biz iktidar bile yaparız diye. Bu da tabii CHP'de çok büyük tepkiye yol açtı. Demokratlar Halk Partisi'ni yargıya riayet etmedikleri gerekçesiyle ve tek parti geleneğini devam ettirdikleri gerekçesiyle eleştirirken Başbakan ve Halk Partisi yöneticileri de demokratları halkı isyana teşvik etmek, hukuka uymamak, nizama uymamak ve memleketin menfaatlerini gözetmemekle suçlar hale geliyor. Dikkat edilirse bu bakış açıları son derece keskindir, marjinaldir ve birbirlerine de örtüşmeyen hususlardır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tansiyonu düşürmek için devreye girdi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı evvelki günde kabul etti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Demokrat Parti Başkanı Celal Bayar arasında dün öğleden sonra Çankaya'da bir konuşma vuku bulduğu hakkında burada kuvvetli bir söylenti vardı. Demokrat Parti politikasını, yörüngesini ortaya koyan, bir muhalefet partisi olarak başına herhangi bir bela gelmeden ayakta kalmasını sağlayan ve 1950 seçimlere varmasını sağlayan kişinin ben Celal Bayar olduğunu düşünüyorum. Celal Bayar faktörüne burada gerçekten bakmak lazım. Olayları sağlıklı zemine çeken liderlerden birisi o. Aslında Bayar'la İnönü'ye baktığınız zaman aralarında rejime yönelik çok fazla fark yok. İkisinin de kırmızı çizgileri bir anlamda laiklik ve komünizm karşıtlığı. İnönü hem Celal Bayar'la hem de Başbakan Recep Peker'le bir araya geldi. Görüşlerini aldı. İki parti arasındaki düşmanlığa varan gerginliğin sona ermesi için bir açıklama yayınladı. Muhalefet, teminat içinde yaşayacak ve iktidarın kendisini ezmek niyetinde olmadığından müsterih olacaktır. İktidar, muhalefetin kanun haklarından başka bir şey düşünmediğinden emin bulunacaktır. Meşru ve kanuni siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit muamele mecburiyeti, siyasi hayat emniyetinin temel şartıdır. Bir masanın üzerine çıkıp, bir tümseyenin üzerine çıkıp onlarla konuşuyor, hasbihal ediyor, dilekçelerini not alıyorlardı. Demokrat Parti halkın hislerini temsil ediyordu. Halka tercümanlık yapan bir işlevi vardı. Yani görünürde şu ortadaydı. Demokrat Parti halkın, ama buna karşılık epeydir iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisi, Devletin Partisi görünümündeydi. 7. CHP kurultayı var mesela. Orada laiklik tanımını yeniden gündeme getiriyorlar. Diyorlar katı bir laiklik anlayışı bizi halktan koparıyor diyorlar. Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki, o diyor ki Sayın Paşam diyor bir vesileyle bizim diyor artık ölülerimizi kaldıracak, cenazemizi yıkayacak imam yok diyor falan. Recep Peker sağlık durumu dolayısıyla istifa etti. Hasan Saka başbakan tayin edildi. Bu İnönü'nün aşırı uçları tasfiye noktasında Bayar'a verdiği sözün bir somut yansıması aslında. Hasan Saka liberal bir insan. Hukuk fakültesi siyasalda ders vermiş hoca. Daha önce Ekonomi Bakanlığı yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış. Liberal bir insan. Recep Peker'in demokrasiyle özellikle çok partiye geçişle ilgili bir sorunu vardı. Çünkü ona göre çok parti demokrasi hemen değil. Tecilli kendi deyişiyle. Yani gecikerek gidilmesinden yanaydı. Daha önceki bir usul vardı. İnönü'nün görevden ayrılma usulü Atatürk döneminde.
sağlık durumu nedeniyle diye istifa etti. Onun yerine daha ılımlı bir hükümet olan Hasan Saka hükümeti kuruldu. Yeni Başbakan Hasan Saka güven oyu aldı. Kürsüye çıktı ve İnönü'nün 12 Temmuz beyannamesine uygun hareket edeceğinin sinyalini verdi. Bay Hasan Saka diyor ki, hükümetimizin başlıca vazifesi bu geniş demokrasi rejiminin kurucusu olan İnkılapçı Partimizin umdelerine dayanarak memlekette gittikçe genişleyen bu sistemin ve onun temeli saydığımız siyasi emniyetin inkişafını sağlamaya çalışmak olacaktır. Hasan Saka yapmak istediği reformlara tepki Demokrat Parti'den geliyor mu? Asıl tepki CHP taraftarı bürokrasiden geliyor. Bürokrasiyi aşamıyor. ...1947 yılında Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerde tam bir kriz yaşanıyordu. Bir yıl önce Boğazlar'ın yönetiminde söz sahibi olmak isteyen Moskova, bir yandan da Kars ve Ardahan'ı topraklarına katmak istiyordu. İşte bu süreç Türkiye'yi ABD'ye daha da yaklaştırdı. Ve bu yakınlık Marshall yardımıyla çok daha farklı bir boyut kazanacaktı. Truman'ın teklifi büyük çoğunlukla kabul edilecek. 400 milyon doların 250 milyonu Yunanistan'a, 150 milyonu Türkiye'ye'dir. Bu para 948 Haziran'ına kadar olan müddet içindir. Beyaz Saray'a göre Yunanistan ve Türkiye komünizm tehdidi altındaydı. Ve mali yardımla bu iki ülke desteklenmeliydi. Truman doktrinin temelinde Marshall yardımından farklı olarak askeri yardım öngörmekteydi. Türkiye bu Truman doktrinin hasebiyle Yunanistan'a göre daha az yardım almakla birlikte savaşa girmediği gerekçesiyle bu aynı zamanda giderek kökleşen, derinleşen Türk-Amerikan ilişkilerinin de başlangıcını teşkil edecekti. Amerikan Kongresi'nden bir grup dün Ankara'ya geldi. Misafirlerimiz yapılacak yardımın lehinde bulunduklarını, barış için bunun zaruri olduğunu belirttiler. Silahlar verdiler, askeri araç ve gereçler verdiler. Tabii bunları verdikten sonra bunların bakımı gerekiyor. Bakımını nasıl yapacak Türkiye? Türkiye'nin öyle bir kapasitesi yok, öyle bir gelişmişlik düzeyi yok. Bunu yine Amerikalılar yapacak bunların bakımını. Amerikalılar da bedava yapmayacaklar bunu. Dolayısıyla biz Amerika'nın aldığımız paraların bir kısmını biz Amerikalılara tekrar bu teçhizatların bakımı için geri verdik. Washington yönetiminin Türkiye'den beklentisi iki partili demokrasinin sağlıklı yürümesiydi. Tam da İsmet İnönü'nün CHP ile Demokrat Parti'ye eşit mesafede duracağını taahhüt ettiği gün ABD ile de yardım anlaşması imzalandı. Kimilerine göre bu bir tesadüf değildi. ABD'nin kendi özelinde bir yapısı var. Bu yapısının özü şu: serbest girişimcilik, liberal ekonomi ve çok partili bir hayat. Yani benle yakınlaşmak istiyorsan ben bu tür devletlerle münasebetimi artırırım ifadesi var. Zaten bizim çok partili hayata geçişin arka planında bu önemli bir etkendir diyoruz. Türkiye ile Amerika arasında anlaşma imzalandı. Yürürlüğe giren yardım anlaşmasının gayesi Türkiye'yi emniyet kuvvetlerine takviyeye muktedir kılmak ve aynı zamanda ekonomisindeki istikrarı muhafazaya devam ettirmektir. Anlaşmanın yapıldığı günlerde Dışişleri Bakanı olan Hasan Saka, atılan imzanın Türkiye'nin bağımsızlığına zarar vermediğini söyleyecekti. Meclis, Amerika yardım tasarısını iki partinin ittifakıyla kabul etti. Hasan Saka'nın demecinden, ne Amerika bağımsızlığa aykırı teklifte bulunur, ne de Büyük Millet Meclisi hükümetleri böyle bir teklifi kabul eder. Amerikan yardımı kapsamında Türkiye'nin kasasına 100 milyon dolar girdi. İki ülke arasındaki ilişkiler yepyeni bir boyut kazanmıştı artık. ABD Başkanı Truman'ın komünizm tehdidine karşı Avrupa demokrasilerini destekleme fikri ise Soğuk Savaş'ın başlangıcı anlamına geliyordu.